Diplomasi temsilciliğinin açılışında bugün yine yanımızda bir canımız var. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi sevgili Bülent Uğur var. Evet, böyle bir güzel günde diyelim aynı zamanda. Aynen. Strasbourg önemli bir şehir. Avrupa'nın başkenti. Evet. Avrupa'nın başkenti olmasın, başkenti değil daha doğrusu Avrupa'nın başkenti. Fransa'nın değil ama evet. Buna rağmen burada 3 kuruma her zaman diyoruz ev evet. sahipliği yapıyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu. Böyle önemli bir şehir. Aleviler burada aynı zamanda da komşu oldular da diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Ya komşuluktan öte tabii artık Aleviler burada varlar. Yani burada varlıklarını hissettiriyorlar. Yaklaşık 35 yıllık bir mücadelenin sonucunda geldiğimiz bu nokta yani diplomasi temsilciliği Aleviler açısından çok büyük bir adım. Bir resmiyete kavuştu. Tabii resmi bu bir komşuluk. Evet, resmi bir komşuluk. Elbette ki bunun bu hakkı bu diplomasi temsilciliğini doğru kullandığımızda da ben Türkiye'deki Aleviler açısından da Türkiye'li ezilmişler açısından da Türkiye'li ezilmiş halklar açısından da aslında toplumun tüm ötekileri açısından çok değerli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Salt Aleviler açısından değil. Burası tüm ezilmişlerin aslında hakkını arayacağı, o hakkı ararken de diplomatik mücadelesini yürüteceği bir yer olacak. Bu anlamda hepimiz açısından çok değerli bir gün. Mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bir kez daha bu diplomasi temsilciliğiyle birlikte Aleviler 35 yıllık mücadelesinin sonucunda almış oldukları bütün haklarının Türkiye'deki Aleviler açısından da alınması için de bir mücadele noktası geliştirdiler. Dayanışmayla, direnişle, ortak mücadeleyle ve aynı anda da diplomatik mücadeleyle bu mücadeleyi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz açısından.